Stüdyoda bir telefonumuz var, alalım hemen. Alo. Özkan Atasoy bizi Samsun'dan arıyor. Özkan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi yayınlar. Sağ olun. Benim sorum Sümer Tilmaç'a olacak. Süper Baba'dan sonra neden dizilerde rol alamadı veya neden bu yapımlarda, şu anda gündemde olan dizilerde, en azından komedi dizilerinde neden yok? Hı hı. Teklif mi gelmiyor, yoksa kendisinin de rahatsız olduğu gibi, hani söyleminden rahatsız olduğu gibi emektar oyuncu falan filan köşelerde kalmışlık gibi mi oluyor bu iş? Bana göre Sümer Tilmaç hani 56 model bir Chevrolet değil. Hani 56 Chevrolet bile daha değerli, daha antika. Evet. Her döneminde değer katıyor. Ben 32 yaşındayım. 9-10 yaşlarından beri bu dönemin, Türkiye'deki dönem video film dönemlerinde bile izliyordum. Sümer abi. Beğeniyordum. O dönemden bu döneme ta Kahve Bizans'tır, sinema filmlerinde görüyoruz. Ve bence çok büyük bir değer. Her yaş, her sene bir değer katıyor diye düşünüyorum. Neden? Aynen. Çok güzel yerden girdin. Hep benim çalıştığım yerlerden sordun sen. Ama yani benim sorularını da hepsini yedin. Çok teşekkür ediyorum Özkan. Çok teşekkür ediyorum. Bir günü böyle gömdüğün için. Ama harika bir soruydu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Yanı Sümer abi'den geliyor. Evet. Bu bir tercih miydi? Yani biz bunu şeyle, Şevket abiyle de lafladık. Ya şimdi Süper Baba diye bir fenomen var. Ve herkesin hani bu şey tevatürü vardı. Sokaklar boşalıyordu. Evet, Dallas'ta boşalıyordu ama ben çok iyi biliyordum ki evet. Süper Baba'da sokaklar boşalıyordu. Öyleydi. Bu kadar net. Ondan sonrasını sen mi tercih ettin? Yok, ben Şevket abi kadar bu konuyu çok özel olarak ele alan insanlardan birisi değilim. Şevket abi oyunculuğu da yaptığı işi de çok ciddiye alan insanlardan birisi. Yani hayata başka türlü bakan. Özkan kardeşim tabii ki çok haklı ama atlanan bir olay var burada. Şöyle atlanan bir olay var. Süper Baba'dan sonra benim oynamadığım dizi kalmadı neredeyse. Teşekkür ederim. Şu anda da bir dizide oynuyor. Yani. Onu kaçırmış. Ne yapalım? Hayır, yani onu kaçırıp Özkan'ı bağlayın istiyorum. Özkan kardeşim, hayır, Özkan kardeşim şeyden ötürü söylüyor. Onu çabuk bana bağlayın. Süper Baba kadar nazar dikkati celbeden bir şeyin içinde niye olmadın belki abi? Belki de. Niye kendini harcadın anlamında söylüyor galiba. Estağfurullah. Kendini harcadın denemez sana. Muhteşem de. Şeysin hatta. Şu koleji verelim bir. Sümer Tilmaç öyle kendini kolay harcamaz. Bir koleji izleyelim, ondan sonra yanıtı alacağım. Sizinle ilgili bir kolaj hazırladık. Bak, çok teşekkür ederim. Vallahi işimiz bu abi. Dur aslanı sabah sarmış. Acı var mı lan acı? Yok, acımadı. Zaten modası geçti. Burada bir Karaçalı varsa o da ben. Böyle tiyatro, roman edebiyatı sözleriyle kendisini acındırmaya çalışıyor. Ama asıl hedefi Selma Hanım'ın servetidir Mithat Bey. Kime yutturuyor o? Canım kardeşim benim, hoş gelmişsin. Kız, Avrupa'ya gitmek sana yaramış, daha bir güzel olmuşsun. Beni şımartıyorsun abi. Karşılamaya gelemedim diye bana kırılmadın değil mi? Mal yanında mı? Yanımda abi. Bana bak, sana olan güvenimi sarsma. Anlaşıldı mı? Sonra kötü oluruz ha, çavuş. Ayıp ettin abi ya. Benim sizden neyim eksik ha? Neyim eksik ha? Ben nereden bileyim bir günüm ömrümün kalmadı? Ben de o şehre ait değilim. Veyahut o şehir bana ait değil. Sözde bu benim en mutlu günüm. Bak suratıma, bak. Hiç mutlu görünüyor muyum ben? Nihat, kes saçmalamayı. Derdin ne senin? Oğlum, asıl senin derdin ne? Benim yaptığımı bile yapamadın. 2 lafı bir araya getiremedim be. Bütün yapacağın kısa git ne demekti? Elife mi? Evet, Elife. Kafası herif. Gelin alçaklar! Gelin yezitler! Gelin kal tabanlar! Gelin! Tamam ulan! Gelin bakalım ulan! Hayırdır müdürüm, tedirgin görünüyorsunuz? Evet, tedirginim. Durum bildiğiniz gibi değil. Pak Penter Teşkilatı deşifre oldu. Deşifre mi oldu? Fakat şöyle bir durum var galiba Sümer abi. Tamam, oynamadığın dizi kalmadı diyorsun ama bayağı da bir sinema filmi var. Var. Bayağı var yani. Bu son 10 senede mesela şeyi sen yazdın galiba değil mi? Kahve Bizans'ın senaryosu da var. Öyle değil de tabii bir oyuncunun %10, %15 gibi bir yazarlık tarafında olması gerekiyor. Bazı yerlerde sağ olsun Gani Müjde işte şöyle yapalım dediğimiz zaman evet yapalım filan dedi gibi oldu. Ya ben sadece o anlamda katkıda bulunabildim, eğer bulunabildiysem. Peki Süper Baba'yla yakaladığın o rüzgardan sonra ki tercihlerin sen kendin mi belirledin, maddi durumlar mı belirledin? Hayır, yoksa... Vallahi bizim hayatımız hep maddi durumlar belirledi. Yani maalesef bunu söylemek mecburiyetindeyim. Bir de televizyon denilen olayın çok fazla ciddiye alınmamasından yanayım. Yani çünkü biliyorum başımıza gelecek olan olayı. Biliyorum ki sonra biz de aynı rahatsızlıktan tedavi göreceğimizi. Onun için öyle bir tedaviden rahatsızlık yani yaşamamak için ben biraz daha farklı bakıyorum o konuda hayata, anladım, yaşama. Anladım. Ya sokağa çıktığım zaman ben ne iş yaptığımı unutuyorum yani. Doğrudur, doğrudur. Yani zaten televizyonda biraz fast food kültürünün şeyi. Şimdi döneceğim size ama hocam size sormak istiyorum. Yani bu sosyal medyaya baktığımızda böyle tevatürler uçuşuyor. Maya takvimi bilirsiniz 12-12-12 der. Az kaldı. Az kaldı. Evet. Pardon, çok da güzel bir arkadaşım bugün bombayı patlattı. O zaman borç alayım. Hatta şeyi İstanbul'u yeniden kentleşiyor ya. Kenti satın alayım, ödemeyeceğim nasıl olsa diye. 11-11-11. Şeydeyiz. 11. ayın 11'ine girdik. Bugün 11'de ne olur hocam, ayıptır söylemesi? Hiçbir şey olmaz. Olmaz mı? Yani. Çok teşekkür ederim. Yani. İşte bilim. 11-11-1011 olur. Ama biz de ha, toplarsan biz 111 olur ama biz 111 felaketin olmuş, o biz öleceğiz. Ya hakikaten yani böyle tevatürler çıkıyor yani ortada. Şimdi bu deprem 17 Ağustos'ta bir komplo teorisi çıkmıştı. Elektromanyetik alanla fayı patlatmışlar. O fayda ondan sonra işte tadı kaçmış. Çok boydan boya kırmış. Ondan sonra 2 sayfayla başladı, oldu 5 sayfa. Bunu, yani ben gelişimini takip ettik. Hatta bunu yazan kişinin kim olduğuna dair geriye doğru gitmişler. En sonunda bir genç sana, karısına da veyahut nişanlısına da sana atfediyorum bu yazıyı diye de not. Hadi. Evet. Aslında bir aşk yani, notundan bildiğim bir ama herkes bir şey eklemiş. Şimdi bu internet, sosyal medya şeyleri, tutkunları böyle şeyler yapıyorlar. Çok fena. Peki bu Van depremi için tektonik saldırı gibi bir şey var, yaklaşım var. Yani o da siyasi bir komplo teorisi. Çünkü orada işte hani hoşlanılmayan insanlar var birilerine göre. Orada Van, arkadan Hakkâr'da 5.7 oldu. Vallahi bir yönetmen vardı şeyde televizyonlarda. O da bana diyor her girişimde Hakkâr olacak. Hakkâr olacak. Ben de olsun da kurtulsun demiyorum çünkü herkesin bir tahminleri var. Hakikaten Hakkari 5.7 yaptı çünkü bu şeyin içinde. Gördün mü bak nasıl oldu? Daha da büyük olacak. Adam haklı çıktı, gördünüz mü? Evet. Yani... Çok enteresan tabii ya, bu internette çok da haince de kullanıyorlar bunu. Yani bir arkadaşımız bırakın profesör avlamayı da şu benim kehanetlere bakın diye bir metin yazmış. Zevk alıyor bu. Yani bunlardan biraz sadistçe bir zevk ama bu. Yani şimdi insanları çok kurcalamamak lazım. Çünkü bazı şeylere çok çabuk inanan insanlar var bu şeyin içinde. Aynen öyle. Yani işte duru görücüler var, şunlar var. Yani hayret ettiğim bazı olaylar da var şimdi. Onu da açık söyleyeyim. Yani biz bilimsel yöntemi kullandığımız için şeyi, hurafeyi bir kenara bırakmak zorundayız. Onu metafizik incelesin. Ama yani... Şimdi İbrahim Tatlı suikasta uğruyorsa dur bir düşünmem gerekiyor. O yani. Siz zaman zaman bilim şeyde yapar mı? Hani bakar mı acaba o taraf ne diyor diye, metafizik ne diyor diye? Tabii bakarız. Yani düşünceme mani olamam ki. Yani orada ben o düşünce gelişmeye başladığımı zaten hayal etmek önemli araştırmada. Yoksa hayal edemezseniz hiçbir şeyin sonucunu bulamazsınız yani. Yani bir akademisyenin de mühendisten, düz mühendisten farkı o. Mühendis hayal etmez, önündeki sorunu çözer. Veyahut üretimini yapar ama bilim insanı hayal etmek zorundadır. Yoksa hiçbir şey üretemez.